Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan o'ttizta qissa. Bugün 6-chi qissani gaplashamiz. Har bir jonivor uchun qilingan yaxshilikka ajr bor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radıyallahu anh'a rivayet kıladı. Bu hadis İmam-ı Buhari'den kildirilir. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Baynama raculun yemşi bi tariqin işteddâ aleyhin ataş fevecede bi'ran fenezele fîhâ feşeribe thumme kharaca. Resulullah dediler, bir kişi yolda ketip borarken kattık çankadı. Yolda bir kuduğunu gördü de onu tüşüp, onu suudan içip kayıtıp çıktı. فَاِذَا كَلْبٌ يَلْحَثُ يَعْكُلُ ثَرَى مِنَ الْعَتَشِ. Çıkıp karasa bir it çankağıda kattıklı giden, çankayanı giden tuprağını yerleyken yine gördü. O kişi ayette لَقَدْ بَلَغَ بِهَادَ مِنَ الْعَتَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي. Bu itke hem menge yetken nasıl yetipti? Yani kattık çankaptı dedi. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَعَنْ. Kudukka kayıtıp düştü de ayak kıyımını yeçtirip onu su doldurdu. فَأَمْسَكَهُ بِف۪يهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَ الْكَلْبَ. Ana şu ayak kıyımını suunu koyup çıkıp itinin tümşüğü götürdü ve şu bulan itini suvardı, çankağını kaldırdı. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Mana şu kıyan için Allah Ta'ala, mana şu işi için Allah Ta'ala onu günahlarını mağfiret kıldı. Bitti itni suvarıp koygenege, hamma günahını Allah Ta'ala mağfiret kıldı. Bu kişinin kalbide, atrafıdakilerge rahim şefkat bar buladigen bosa, Allah tamamında bir mağfiretki yetiştiğine bir delili buladı. Taassuf zamanımızda mana şu adamların kalbide rahim şefkat degen sıfat, yıldan yılge kötarılıp geti yaptı. Sahabe-i kiramlar bundan acablanıp, ya Resulullah, ve inne lana fil baha'imi le acran. Ha bu hayvanlarga qilgan muomalamizga ham ajr olamizmi deyishdi. Bitti itni sug'orib qo'ysa gunoh kechiriladigan bo'lsa, bu hayvonga qilgan muomalamizga ham ajr olamizmi? Yana itdi, unaqa halol hayvon emas. Go'sht yeyiladigan qo'y yoki sigir emas, echki emas. Tumshug'i desa falon marta yo'lib falon marta tuproqqa ish qiladigan hayvonni ga shafqat qilingani uchun Alloh taolo gunohini kechiryapti. Itga rahmat qilsa, itga shafqat qilsa gunohini kechiryapti. Endi inson insonga shafqat qilsa qanaqa bo'ladi? Musulmon musulmonga shafqat ko'rsatsa, rahmat ko'rsatsa qanaqa bo'ladi unda? Payg'ambarimiz aytdilar, ha, har bir jonivor uchun qilingan yaxshilikka ajr bor. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, qodru ni'mati inda zaval. Ne'matni qadri shu ne'mat yo'q bo'lgandan keyin bilinadi. Suvni maza ekanligini kunduzi sezyapsiz. U boshqa taomni qo'ying, boshqa taomni qo'ying. Mana boyagi it chanqaganligidan, suv topolmasdan qiylanganligidan holi nochor bo'lib turganini ko'rib, boyagi odam suv ichib oluvdi o'zi. Innamay ketsa bo'lavardi. Mana ro'zani hikmatlaridan bittasi shuki, hech qachon qorni ochmaydigan odam qorni ochadigan odamlarning holiga tushadi-da, ularni holiga yetadi. Ha, qiyin ekan deb qo'yadi. Hech qachon chanqamaydigan odam suv turib ichmasdan o'zini chanqatganidan keyin qadriga yetadi bu narsani. Demak, ro'zani hikmatlaridan bittasi shukanki, odamlar bir-birlarini holiga yetadi. Qorni to'g'di, qorni och bilan ish yo'q. Zamonamizdagi bir hakim bo'lgan odamlardan biri odamlarning ichki a'zolarini almashtiradigan bir shifoxonaga borib turib, narxlarni ko'ribdi. Pochkani qanchaga operatsiya qiladi, jigarda qanchaga almashtiradi. Xullas, mana shu ichki a'zolarini operatsiya qiladigan devanisaga borib, narxni oladi, ko'rgandan keyin pochkani narxi moncha yana almashtiriladi. Yuragi masi moncha ko'rib turib aytgan ekanki, İçki dünyayımı yakalasam dedi. Judayam boy ekanligimi gördüm dedi.
Bitti poçkasını anlaştırış dediğin halkını eşken eden ki boyla günü körgen eken. Etmişimiz ki adam balası özüdeki bar nimetli kadirge yetmiydi. Onun nimetliğini bilmiydi. Kaçanı ki yok otken eden ki haa bana kıydıyken deydi. Sezdi ya nimet, inkette nimet, kaysi nimet eken deydi. Başımızdan ötler şükürler, radarlar huzur kılıylar, rahat alıylar. Hatırcam Kur'an tılavatıda durup biz. Üyümüzde ne mobile yaptık yine yani havatır yok. Bim olalı keçesimi, kündüzümü çıkıp barıp üyümüzde başka ticaretimizi görüp biz. Huzur alıyorlar biraderler. Çünkü Allah da Allah nimetini daimi yıkıp oysa nimet ekenliği ismimizden çıkıp kaladı. Şükür kılıyorlar biraderler, şükür kılıyorlar. İkinci anladığım kulası, hayriyet amelleri insanını Allah da Allah'ın razılığına karar veriyorlar. Allah razı buluşun halimiz mi? Savaplı amallarga ko'proq intilaylik. Solih amallar. Bular ham Alloh taolaning rizoligiga olib boradigan narsa. To'rtinchidan, hatto hayvonga bo'lgan shafqat uchun Alloh taolo rozi bo'lar ekan. Bir-birimizga shafqatli bo'lishlikka ko'proq haqli emasmizmi birodarlar? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, har bitta jonivor uchun, har bitta bir tirik jonzot uchun qilingan yaxshilikka ajr bor, savob bor deyapti. Endi shat to'ntaramiz. Har bitta jonivorga qilingan yomonlikkachi gunoh ham bor ekanda. Beozor, sizga aziyat bermayotgan, azob bermayotgan bir hayvonga zulm qilishingiz gunoh ekan. Xuddi odamga zulm qilishingiz gunoh bo'lganidek. To'g'ri motor o'tib ketayotgan itga bir tosh otish. To'g'ri motor o'tirgan chum chiqarib turib tosh otish. Sizga aziyat zarar yetkazmayotgan jonivorni qatl qilish. Ukalar, bu gunoh hisoblanadi. Bu narsadan ehtiyot bo'laylik. Juma darslarimizda aytayotganmiz, Imom Buxoriydan bu hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir mushukka zulm qilganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi. Bir itga shafqat qilganligi uchun yana bitta ayol jannatga kirdi. Payg'ambarimiz aytadilar, mushukni bog'lab qo'ygani uchun bir ayol jahannamga kirdi. Qana qilib unga bir zulm qilganida. Bog'lab qo'ydi. Taom yoki sharob yeyishlik yoki ichishlikka yo'l bermadi va itni o'zini ham qo'yib yubormadi. O'zi ham boqmadi. Qo'yib yorganida yerda qurt qumursqalarda minasalarda topib o'zi yeradi. Mana shu mushuk ochlikdan o'lib qoldi. Shu ayol baylab qo'yganligi sababli. Shu mushukka zulm qilganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi birodarlar. Tushunarlimi ukalar? O'zimizdan kichkinalarga, o'zimizdan zaiflarga zulm qilishdan ehtiyot bo'laylik. Hayvonga zulm qilganligi uchun jahannamga kirsa, mo'min odamga zulm qilganlarda ahvoli nima bo'ladi? Yana bu zulmni kasb qilgan bo'lsa-chi odamlar? Yana bu zulmni tirishchilik manbai qilgan bo'lsa-chi? Zulm qilib, tuhmat qilib, bo'xton qilib uni pulini undirib, mazza qilib yeyotgan bo'lsa-chi? Bunday odamlarchi chat bo'yni uzilib ketolmayotganligi qiyomatda jazoni katta olishligini alomati. Buni atini istidroj deyiladi. Ko'tarib yerga tashlash degani. Hech narsa bo'lmayapti qarang. Bo'yida yuribdi, yana bo'yigidan ham chiroyli bo'lib yuribdi. Nimaga unaqa ekan? Men bir so'm birodar pulini nohaqa yeb qo'ysam, bilsam teshib chiqsa. Yo mashinam buzilib qoladi, yo bir so'm pul xorom bo'ladigan bo'lsa, nimaga bularga singavorar ekan desa, birodarlar, mo'min odamga qilgan xatosi uchun o'rnida jazo kelsa, Allohning mehribonligi bu. Endi zulmni kasb qilganlarda shunday xotirjam yurishligi istidroj deyiladi. Fir'avn ham birodarlar, men ana robbukumul a'la degan, men sizlarda eng oliy parvardigoringlarman degan. Musa va Harun alayhissalomlar uni duoibat qilib qarg'aganidan keyin rivoyatlarda 40 yildan keyin suv bosgan ekan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni Ka'batullohni oldida mavzudan chiqib ketish bo'lsa ham aytayapman. Sajda qilib turganida ichi chavodab kelib bo'yinlarga tashab qo'yishdi. Rosa kulishdi shu mushriklar. Rasululloh mana shu ichi chavog'ini olib qo'yadigan birorta odam bo'lmadi ustidan. Qizi Fatima onamiz kelib olib qo'yganidan keyin Rasululloh namozini tugatib borib mana shu yerda shu yerda o'tirgan mushriklarning eng kattalarini duo ibodat qildi. Allohumma alayka bi utba. Allohumma alayka bi shayba. Allohumma alayka bi bittama bittatini aytib mana shularni duo ibodat qildi. Nima bo'ldi?
Şart Osman'dan çakmağı düşüp küdüp taşadı Murat'ı şu lahzada. Hiç ne sormadı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in duası icabat bol şeyi gibi buradalar. 4-5 ya ki 6 yıl vakit gereği oldu. Badr gazatı da yer çişledi bunlarla hamasını. Çünkü zulümden ihtiyat buluyorduk. Çünkü zulüm kıyamet günü de zulmetlerine sebep buladı. Yani yine bir ayol kalbide bir hayvanın şafkat uyanken için cennet gekirdi. Yani bu ayol kimdi? Banu İsrail'in fahşalardan adı, bagilerden adı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Beyneme kelbun yatif yutifu bi rakiyetin kâde yaktuluhul ateş iz ra'athu bagiyun min bagaya bani İsrail fe neza'at muqaha fesakathu fe gufira leha bihi. Banu İsrail'in bagilerden bugün bir ayol çankağdan ölüp kalışıkı yakın bugün itni gördü de haliginge kalbide şafkat, rahmet uygandı. Ayak kemiği bana su uçurup koyup Allah günahlarını keçirip taşadı. Karayın. Bu bir madde zina kıyamaz bu ayol. Bu zinanı kesip koyan. Şimdi bitti, itti, sukarıp koyuşluk ne var? Bu ömür boyu fahşa buluşluk ne var? Kendi bu takkoslaşı mümkün. Burada da Allah'ın rahmeti keyin. Eğer Allah siz bilen bizge rahmet şafkat kılışıydı halese, günahını kattası bu miydi? Allah halese, hemen günahını keçirdi. Şirkten başka. Lekin bu ayolni mana shunday bir katta gunoh kabirani kasb qo'yganiga qaramasdan shafqatli bo'lganligi uchun hayvonga gunohini kechirdi. Demak birodarlar, hadisga nihoyasiymiz. Har bir jonivorga qilingan yaxshilik uning uchun ajr bor. Va har bitta qilingan yomonlik esa mana shu jonivorlarga inson uchun gunohni yetaklaydi. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarga qalbida rahim shafqatli bo'lgan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.